dergide benimle beraber bir yolculuk yapmak isteyenler için önce İvriz'den başladım. İvriz'de ilk yaptığım resimler. Sonra bir dönem sonraki işte Avrupa dönemi var. Daha sonra işte yakın dönemlerde kantaron çiçeklerine merak saldım. Kantaron çok biliyorsunuz yararlı bir çiçektir. Sağlık verir. Sonra işte Don Quixote serisine başladım. Bu üçünün bir şeyisi, macerası. İnsan tabii bir birey olaraktan toplumda yaşıyor. Toplumda gördüğü her şeyden etkileniyor. Bir doğa olayı da etkileyebilir. Daha başka sosyal olaylar da etkileyebilir. İvriz'in doğası benim için çok yabancıydı. Ben çünkü kıyı çocuğuyum. Yani İskenderun'da, Mersin'de büyüdüm. Dolayısıyla İvriz'in doğasında deniz yoktu ama enteresan bir şey vardı. Toroslar'ın eteğinde kurumuş, ormanlar yanmış tepede eski bir köy enstitüsü, İvriz Öğretmen Okulu. Ve orada ağaçsız bir ortam var. Her sabah aynı şeyi görürdün. Bir gökyüzü, bir de yer. Başka bir şey yok çünkü. Dolayısıyla bu iki leke, iki olayı birbiriyle ilişkisi olaraktan benim resimlerime yansıdı. Kavramsallık bana 1970'li yıllardan sonra bulaştı. Yani ortamda görüştüm. Daha önce kavramsal sanat hakkında bilgim yoktu. Ben 1416 sayılı yasayla yurt dışına sanat ihtisası yapmak için gönderildim. Milli Eğitim Bakanlığı gönderdi. 6 yıl Almanya'da yaşadım. Dolayısıyla 1970'te başlayan, hatta daha önce başlayan kavramsal sanatı orada gördüğümde çok etkilendim. Kavramsal sanat benim plastik anlamdaki resimlerime bir kavram olarak girdi ve hala devam ediyorum. Bundan 2 yıl kadar önce Mehmet Bey beni aradı, telefonla aradı. Hocam ben sizin resimlerinizi gördüm, beğendim ve sizinle sergi yapmak istiyorum dedi. Ben de bir tanıtım görevi için, üniversite tanıtımı için İzmir'deydim o sırada. Dedim ki gelmeme gerek yok, ben zaten İzmir'deyim. O sizi aldırayım dedi. İşte geldim, galeriyi gördüm, konuştuk kendisiyle. Daha sonra işte sergi için anlaştık. Bu yeni bir galeri İzmir için bir insanın bir misyon olaraktan işte sanatla iştigal etmesi, sanatı benimsemesi, koleksiyoner olması, işte belki ileride bir dönüş yapılacak bir sanat müzesine doğru Türkiye'nin önde gelen sanatçılarıyla ilişki kurup onların burada kitaplarını yapması ve sergisini yapması tabii çok ilginç aslında. Yani bu bizim için aslında Türkiye için çok enteresan bir şey. Bu tür insanların girişimiyle aslında sanat gelişecek, gelişecektir. Bir İtalyan Rönesansı'nda Medici ailesinin varlığının önemi tartışılamaz. Onun sayesinde bir sürü heykeltıraş ya da ressam yaşama şansı bulmuştur ve eser vermişlerdir. Figen Baz ve Mehmet Baz'ın bu türlü bir girişimi var. Yani İzmir gibi bir yerde Türkiye'nin önde gelen ressamlarının işte sergi açması, imkan tanınması, onların eserlerinin satın alınması, kitaplarının yapılması Türk sanatına, çağdaş Türk sanatına çok büyük katkıda bulunacaktır. O nedenle onların varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.